İngiltere'de maaş anlaşmazlıkları var ve bu anlaşmazlık nedeniyle sağlıkçılar grevde ve bu grevleri sağlıkçıların devam ediyor. Hemşirelerin ardından asistan doktorlar da grev kararı aldı. Ambulans çalışanlarının da 10 yeni greve gideceği açıklandı. Yani İngiltere'de sağlık alarm veriyor ve bu alarm şiddetini artırıyor. Son durumu gazeteci Nezahat Sevim'e soralım ve hemen Nezahat Hanım'a bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Nezahat Sevim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalardan itibaren gündemimizde İngiltere'de sağlık problemleriyle ilgili alarm çanlarının çaldığının haberini veriyoruz. Bu grevler İngiltere'de yaşayanları nasıl etkiliyor? Hastaların mağduriyeti var mı? Evet, oldukça büyük ölçüde etkiliyor diyebiliriz ki bu grevlerden önce de İngiltere'de sağlık sistemi yine en çok eleştirilerin odağında olan hizmet sektörlerinin başında geliyordu. Zaten iş gücü oldukça yoğundu ve özellikle bu Covid pandemi sürecinden itibaren zaten sağlık sektörü kendini toparlayamamışken bir de bu grevler baş gösterdi. Ve aslında rekor sayıda katılımın gerçekleştiği grevler diyebiliriz. Hemşirelerin şimdiye kadar gittiği en büyük iş bırakma eylemi. Çalışan hemşirelerin 1/3'ü iş bırakmış durumda. Tabii bu grevler dediğimiz gibi acil servisleri de çok etkiliyor. Çünkü acil servis çalışanları ve ambulans çalışanları da greve gitme kararı aldı. Bunun yanı sıra rutin kontrol ve tetkikleri de çok etkiliyor. En son basına konuşan bir hastane başhekimi grevler nedeniyle ilgilenemeyen hastalarda haftada 500'e yakın kayıp olduğunu söyledi. Çeşitli nedenlerle ilgilenilmeyen ve iş bırakma eylemine giden acil servisler nedeniyle. Acil servis ve ambulans çalışanları ise şöyle bir duyuruda bulundu. Kategori 1 ve 2. diye sınıflandırılan kimi vakalara yine bakmaya çalıştıklarını söyledi ki bu vakalar arasında kalp krizi, inme, ağır yanıklar gibi vakalar var. Ancak mesela enteresan bir şekilde doğumu yaklaşmış bir kadın gibi bir vakanın öncelikleri olmadığını söyledi. Tabii bunun yanı sıra acil servis vakaları yanı sıra asıl rutin kontrollerde, tetkiklerde çok büyük aksamalar yaşanıyor. Şimdiye kadar 30 bine yakın randevu, ameliyat ve görüntüleme işleminin iptal edildiği duyuruldu. Ve mesela bugün herhangi bir rutin işlem için başvuru yaptığınızda herhangi bir rutin kontrol için bu bekleme süresi 18 haftadan başlıyor. Bir yılı aşkın bir süreye kadar uzanıyor. Ve son olarak tabii ki aslında mental sağlık da yine çok büyük aksamaların yaşandığı alanlardan bir tanesi. Ülkede hayatını sonlandırma endişesinde olan, bu tür düşüncelerde olan insanların başvurduğu acil hatlarda çağrıların çoğunun cevapsız kaldığı ve bu nedenle de birçok ölüm vakasının yaşandığı da yine basına yansıyan haberler arasında. Zaten İngiltere sağlık konusunda epey bir yol kat etmesi gereken, yani bu grevlerden önce de sağlık sistemini revize etmesi, modernleştirmesi gereken bir sisteme sahipken, bu konuşulurken bir de üstüne bu grevlerin binmesiyle birlikte tahmin ediyorum sağlık sektöründe korkunç problemler vardır. Ama tabii buradaki grevde insanların hayatı söz konusu. Az önce bu grevlerden dolayı 500 kişinin hayatını kaybettiğini söylediniz. Bu inanılmaz bir rakam. Peki bu ne kadar devam edecek? Grevler ne kadar sürer? Daha sürecek gibi gözüküyor ki daha dün bu işte acil servis, ambulans ve hemşirelerin bulunduğu sendikalar Şubat ve Mart ayları boyunca da aralıklı olarak grevlere gideceklerini duyurdu. Ve şimdiye kadar benim de gözlemlediğim kadarıyla sendikalarla hükümet arasında yapılan görüşmeler pek umut verici değil. Ne istiyor bu sendikalar derseniz kısaca hemşireler %19 maaş artışı istiyor. Acil servis çalışanları da enflasyonun üzerinde, enflasyonu en azından denkleştirilebilecek bir maaş artışı istiyor. Ki hükümet pek bu duruma sıcak bakmıyor. Ki şunu da hatırlatalım, ülkede istatistik ofisi son 20 yılda görülen en büyük maaş artışlarının zaten genel olarak tüm maaşlarda yaşandığını, ancak rekor seviyedeki enflasyon nedeniyle bu artışların enflasyonu karşılamadığını söyledi. Ve son olarak da yine hükümetin bu maaş artışlarına sıcak bakmayacağının bir göstergesi olarak son basına yansıyan bir yasa tasarısı var hükümet tarafından. Özellikle Başbakan Rishi Sunak'ın önerisi üzerine
kimi kamu çalışanlarının sendikaya üye olmasını yasaklayacak ve hatta grevlere gitmesi durumunda işlerinden alınmasını öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı duyuruldu ki İngiliz basınında ve kamuoyunda bu da çokça eleştirilerin konusu oldu. Yani diyebiliriz ki bu grevler daha aylarca sürebilecek. Şimdi Rishi Sunak çiçeği burnunda bir yeni yönetici. Özellikle hani sağlık sektöründe de çok görev düşüyor. Evet, İngiltere'nin belki de en büyük problemi şu an hali hazırda Brexit sonrası hani ekonominin oturması ama sağlık da çok önemli. Rishi Sunak açısından bu nasıl olur? Yani pek hanesine artı yazacakmış gibi durmuyor. Değil. Evet, durmuyor. Ancak benim kişisel gözlemim bu açıkçası. Ülkede hatırlarsanız hükümet üzerine hükümet değişti. Evet. Ve uzun bir süre istikrar sağlanamadı. İnsanlarda aslında biraz da bu yorgunluk ve yılgınlık da var. Hükümetlerin yeniden değişmesi, yeniden seçime gidilmesi ve başbakan seçilmesi yönünde. Ben bir erken seçim bu anlamda eğer soruyorsanız çok öngörmüyorum. Ancak tabii ki Rishi Sunak çok popüler başbakanlar arasında yer alacak gibi gözükmüyor. Şimdi on Downing Street, yani Rishi Sunak ve onun öncesinde bütün başbakanların ikamet adresi. Hep bu böyle bir küçük bir yol, orası zaten kapalı ama onun dışında hep on Downing Street'in önünde böyle grevler, bir ellerinde dövizlerle insanlar işte şunu istiyoruz, bunu istiyoruz, İngiltere şöyle davransın, böyle davransın, çeşitli provokatif gruplar hep bir gösteri içerisindedirler zaten. Sağlık çalışanları da bu gösterilere katılan kısımdalar mı? Rishi Sunak'a evine kadar gidip yapma böyle diyorlar mı? Evet, güzel bir tespit. Artık bu çok rutine binmiş durumda. Ben oradan mesela kendi gözlemimde ne zaman geçersem mutlaka evet, birileri, birkaç ayrı grup aslında o sokağın dediğiniz gibi polis kordonunun gerisinde kalabiliyorlar tabii ki. Ama hı hı, o sokakta, Downing Street'e ulaşan sokakta, bulvarda en az 3-5 gösterici grubunu görmek mümkün. Hı hı. Tabii benim kişisel gözlemim daha çok bu Brexit karşıtı grupların neredeyse her gün eylem yaptığını söyleyebilirim. Halen vazgeçmiş değiller. Hı-hı. Yani o çok aslında ironik bir tezat diyebiliriz. Downing Street'e ulaşan o büyük bulvarda Avrupa Birliği bayraklarını neredeyse her gün göstericilerin elinde tutarak salladığını görmek mümkün. Ancak bunun yanında tabii ki sağlık çalışanları da en çok daha çok Trafalgar Meydanı'nda. Orası çünkü kentte en çok büyük gösterilerin yapılabileceği yerlerin başında geliyor. Ama Trafalgar Meydanı zaten Downing Street'e çok yakın. Dediğiniz gibi o bulvarda ve meydanlarda her gün bir sağlık çalışanı veya Brexit karşıtı göstericilerin gösteri yaptığını söylemek mümkün. Bu artık çok rutin günlük bir şey oldu diyebiliriz. Aynen. Ne zaman oradan geçilse muhakkak çeşitli grupların Rishi Sunak ve onun öncesinde o adreste ikamet eden başbakanlara serzenişlerini görmek mümkündü. Peki Manş Denizi'ni geçelim ve Fransa'ya gelelim. Fransa'da da pek çok sektörde grev var. Daha Perşembe günü eğitim sektöründe genel bir grev gerçekleşti Fransa'da. Fransızların, sarı yeleklilerin çok uzun süreli grevlerini gördük. Fransa'da hayatın zaten rutininde grev, DNA'larına işlemiş Fransızların grev diyorum ben. Nasıl ülkede hayat, ne durumda, normal serinde devam ediyor mu Nezahat Hanım? Ya ben tabii artık orada yaşamıyorum ama 10 sene yaşadım buraya gelmeden önce. Aynen bu Downing Street çevresinde anlattığınız durum Fransa'da da geçerli. Çok rutin olarak, yani basına yansımasa bile her gün bir yerde mutlaka bir grev ve bir aksaklık oluyor. Özellikle toplu taşımayı ilgilendiren. Ve Fransızların bu aslında çok şaşırdığı, dediğiniz gibi bazen haber bile olmayan çok günlük hayatın içinden eylemler diye söyleyebiliriz. En son 1 milyon kişi yine eyleme gitti. Yine aynı yasa tasarısı sebebiyle emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasına dair bir yasa tasarısı. Ki bu, hatırlarsanız, bu ünlü Sarı Yelekliler gösteri serisinin de en karşı çıktığı tasarıların başında olmuştu. Tabii Macron açıkçası çok geri adım atacak gibi gözükmüyor şimdilik. Ama parlamentoda beklediği partilerden de destek
göremiyor. Hatta yine Macron'un Birlik Partisi'ne yakın olan sendikalar bile bu tasarıya karşı çıkıyor ve Macron'un Birlik Partisi de parlamentoda çoğunluğu elde edemediği için daha haftalarca yine bu tasarının parlamentoda konuşulması öngörülüyor ki bu da yine bu gösterilerin devam edeceğini öngörüyor. Ama dediğimiz gibi Fransızlar için bu biraz da günlük normal, hayatın olağan akışında olan bir durum. Ancak ben en son yayına bağlanmadan biraz basını, Fransız basından takip ettim. Bu gösterilerin biraz daha şimdiye kadar olan gösterilerden daha fazla hayatı etkileyeceğini, özellikle eğitim gibi birçok okul zaten kapanma kararı aldı. Hı hı. Sağlık gibi ve toplu taşıma gibi alanlarda şimdiye kadar olandan çok daha büyük aksaklıkların yaşanması yine öngörülüyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz bizi bilgilendirdiğiniz için. Özellikle Avrupa tarafında neler oluyor, İngiltere, Fransa nasıl krizlerle boğuşuyor, onları aktardınız bize. Sevgili Nezahat Sevim, gazeteci, tekrar teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgilere.